Selamlar dostlar, sizlerle bugün Age of History 3'te Osmanlı oynayacağız. 1354 yılında Osmanlı ile Balkanları, Anadolu'yu ve Mısır'ı fethetmeye çalışacağız. Zor bir başlangıcı var ve Bizans size durduk yere kafa atabiliyor, ona dikkat edeceğiz. Bizans, Sırbistan ve Bulgar yegane tehdit ama ikinci tehditler de var. Erken oyunda başlangıcı çok zor olan bir Osmanlı. Yani biraz sorun yaşayabiliriz. Evet. Hemen bir başlayalım ve bundan sonraki Age of History 3 videoları ikinci kanala gidebilir. Bununla alakalı ikinci kanalda da duyurusunu yapacağız. Ve yeni DLC ile de alakalı videolar pek yakında gelecek, onu da söyleyeyim. Evet, Osmanlı ile başlayalım. Hearts of Iron'daki DLC ile alakalı. Ya başlangıç biraz zor. Özellikle orduyla alakalı ciddi sıkıntılar olabiliyor. Çünkü sizin 21K'nıza karşılık Bizans'ın hem teknolojisi bir önde ve o teknoloji de en önemli teknolojilerden birisi ordu teknolojisinde sizden bir tık önde. Etrafınızdakiler kolay devletler, eyvallah, ama Bizans, yani bir ordu sizin 1,5 katınız kadar olabiliyor, ona dikkat edeceğiz. O yüzden hemen ilişkileri geliştireceğiz. Zaten elinizdeki diplomatik puanın hepsini, yani olabildiği kadarını şu üçüne ayıracağım. Ayırmanız gerekiyor daha doğrusu. Ve saldıracağımız ilk devlet de Saruhanoğulları olur herhalde. Buna da ilişkileri kısmaya doğru gidelim. Ya parayla ne yapacağız? Parayla yapmamız gereken, yani daha doğrusu alay sınırını arttırmak olacak. Çünkü çok fazla şeyde sıkıntı yaşıyorsunuz. Ordu limitinde. Eğer ordu limitiniz az olursa. Bu arada alay sınırını gösterdim de az önce teknolojiyi göstermedim, pardon. Teknoloji olarak evet şurada 11, bizde, yok bir dakika, bizde de 11. Pardon, doğru, alay sınırında önde oluyordu, çok özür dilerim. Pardon, orada bir ufak hata yaptım ama teknolojide de önünüze geçebiliyor. Alay sınırınızda önünüzdeydi, biz şimdi onu geçtik. Dikkat edeceğiz çünkü bizde hala Silinger'lı var. RPA'de yani okçuya daha geçiş yapamadık. Okçuya geçince daha da rahat olacak. Araştırmada seçmemiz lazım. Hemen okçulardayı. Okçu çok önemli. Çünkü oyunda ilk ana hat ve arka hat şeklinde ayrılıyor. Şurada gördüğünüz hatın bir önü bir de arkası var. Ve arkayı doldurmak çok önemli. Ön zaten dayandığı sürece arka çalışmaya devam edecek. O yüzden yani mesela combat fit kadar. Şu an kaç combat fitimiz var bilmiyorum. Muhtemelen 10, 15 falandır, 16 falandır. Arkaya 16 okuşu, geri kalanı piyade şeklinde yapacağız. Evet. Süvariye çok fazla abartmayacağız ama ön taraf gördüğünüz üzere çok rezil durumda. Ön tarafa da ağır piyadeleri hemen getireceğiz. Şimdi askerlerimizi alalım. Direkt asker yetiştireceğim. Bütün para aslına bakarsanız başlangıçta orduya gidecek. Tabii ki de alay sınırı limitine kadar basacağız. Ya bütçesel olarak sıkıntı olacak. Ordu basmanız gerekiyor. Dediğim gibi çok hızlı bir şekilde, yani devam bile saldırabiliyorlar. Sorun. Saldırmazlık paktı ilk fırsatta yapılabilirse şu üçlüyle tekrardan dediğim gibi yapılmalı. Yoksa saldırırlar. Saldırırlarsa da sizi üzerler. Evet, direkt şuna bir rekabet ilan edelim. Şu an ittifakı var mı? Hemen bir görelim. Hayır, yok. Hemen onu alabiliriz. Aslında oyun başında toprak fethetmek o kadar da iyi bir şey değil. Yani yatırım yapmadığınız sürece göreceksiniz bunun da sıkıntısını. Büyük bir sorun. Güzel, Bizans'a saldırma hızı aldık. Umarım Sırbistan ve Bulgaristan'da da alabiliriz. Sınırlarımız olan devletler konusunda bizim için en güçlüleri bunlar. Sonrasında zaten Eretna Beyliği geliyor da Eretna'nın gücü bizi yenmeye o kadar da elverişli değil. 16'ymiş combat fitimiz bu arada. Farklı din var. Buraları da değiştirmemiz lazım. Yoksa vergi aylık gelire doğrudan doğru etki ediyor. Ne alemdeyiz? Evet, 25'i gördük. Şu an bir herhangi bir müttefik yok. Aslında bir hakaret edilebilir mi? Aslında bunu buraya kullanmak istemiyorum. Çünkü miras da gidiyor. Birazcık daha bekleyebiliriz. 2 ay daha beklesek zaten olacak. Evet, güzel. Herhangi bir ittifakı yok. Hemen gidip imha edelim. Direkt Akhisar'daki ordusunu imha ettik. Okey, wipe'ladık. Ve bitirebiliriz savaşı. Şurayı alalım. Talep tablon öner uygula. Şimdi aldık ama dediğim gibi gelirimiz pek artmaya değil, azalmaya başlayacak. Çünkü bu toprakların bakımını da almış olduk.
O yüzden zaten oyun başında birazcık sıkıntı abi. Şöyle olacak. Teknolojiden medeniyet avantajından para gelecek şimdi. Ona da göstereyim hemen. Zaten araştırmaya gidiyor şu an. Buralardaki araştırma şeylerini de aldık. Askeriye de ciddi bir bakım gidiyor. Şu ikisi arttığı için şu an eksiye doğru gidiyoruz. Buraların dinini ve korlamasını yaptıktan sonra rahatlayacağız. Bundan sonraki hedef muhtemelen sen olacaksın ya. Senle ilişkileri zarar verip hemen rekabeti ilan edelim. Rekabeti iyi, maksimum insan gücünü artırıyor. Bizans aramız fena değil. Sırbistan bize saldırmaz. Bulgar da saldırmaz. Güzel. Bunlarla ilişkileri bak bizimle ilişki düşürüyor. Ama saldırmaz paktımız var. Ya belirli bir limite ulaştıktan sonrasında Bizans'ı zaten ortadan kaldırmak o kadar da zor bir şey değil. Valla önce yurt yapsak daha iyi olacak ama işte para yok. Para olmayınca hiçbir şey olmuyor bu oyunda. Korlayabildiğimiz kadar hemen korlayalım. Aslında sizlere bir diğer mekaniği daha gösterebilirdim. İlla savaşlardan hani şey almanıza gerek yok. Para da alabilirsiniz. Zaten şu an etrafta saldıracağımız herhangi bir devlet yok. Hepsi birbiriyle ittifak. Onun için ordu sayımı artırmam lazım. Onun için de iyi bir gelirimin olması lazım. Bunun ittifakı ne zaman bitiyor? Yaklaşık... Ne zaman bitiyor? 82 yılında. Oo, bunların ittifakı çok uzun. Tamam, ikisiyle de beraber aynı anda savaşacak kadar güçlü olduğum takdirde ancak girebilirmişim. Yapacak bir şey yok. Teknoloji ne zaman geliyor? Teknolojinin gelmesi bize çok büyük bir fayda sağlayacak. %20. Evet, birazcık sorun teknolojinin gelmesi. Savunma paktı Sırbistan. Makul. Hiç fena değil. Hiç fena değil. Bizans'la da Bulgar'la da aramız iyi. Şimdi. Ya etrafa saldırabiliriz. Menteşe Beyliği. Aslında şunların arası bozulursa ya da Hamit herhangi bir istilaya uğrarsa oradan çekebiliriz. Ya bunların hepsi birbiriyle ittifak olduğu için biraz sorun. Akkoyunlu deyip geçmeyin. Minimum 20K ordusu vardır ve bizim şu an iki devlete aynı anda yenecek kadar ordumuz maalesef ki yok. Hatta şöyle bir şey yapabilirim. Birazcık risk alacağım ama sorun yok. Savunma paktım var diye bunu yapacağım. Riskli bir şey. Yani yapmak zorundaydık. Eksi 75 araştırma. Araştırmaya illaki kullanacağız. İttifak oluştur. Hayır. Buraları korlamamız daha önemli. Başlangıçta ordu basmanın avantajı etrafınızı hızlı yiyorsunuz. Dezavantajı ise bu. Sırplarla belki ittifak yapıp Bizans'ı öyle de yiyebiliriz. Duruma göre bakacağız. Menşıları düşürdük. Eğer şuraları korlarsak gelirimiz zaten doğru oranda artacaktır. Bundan sonrasında da yatırım yapabiliriz. Hamit veya şu Menteşe Beyliği de sıkıntı. Ya bunların hepsi birbiriyle genellikle ittifak olduğu için müttefiklerinin ikincillerinden elemek gerekiyor. Bakalım ikincil bir müttefik bulursak ne ala. Neyse ki buralar Müslüman olduğu için sadece yukarıyı konvert etmemiz gerekiyor. Onda da sorun yok. Biraz kamera açısına da alışmaya çalışıyorum burada. Ama tam bu açıda da kalmayacağım. Değiştireceğim. Onu da söyleyeyim. Ama hoşunuza gitti mi? Yorumlarda bunu belirtin. Yani bilmiyorum. Birazcık garip geldi ve daha rahat hissediyorum. Şu an Bizans İmparatorluğu'yla bizi muhtemelen rekabete yolladı. Hatta Bizans'a aslında şu an Bizans'a saldırsam kim gelir? Eflak gelir diyor. Eflak birazcık problem. Yani Bizans'ın fişi belki erken aşamada çekilebilir mi? Bilmiyorum. Bulgarlarla bir ittifak durumu olabilir mi? Hayır. Bakalım eğer şey yaparsa belki saldırabilir bize ama. Erken dönemde de Bizans yemek çok güzel oluyor. Orhan öldü. Orhan Osman oldu. Bir kısa bir sevda alıyor. Menteşe Beyliğini geç. Yok, sağ sola saldıramayacağız. Eğerler muhakkak ki en az bir tane müttefik alıyor. Şu an Bizans bizi teknolojide ne kadar önde olacak? Şu an avantaj puanı da var. Teknolojisi 11. Aynıyız. Ama onda muhtemelen okçu vardır. Biz okçuyu açarsak hemen upgrade deyip gireriz. Hatta bizim şu an ordumuzda şey de yok. Galiba. Upgrade dememiş birim var mıydı? Yok. Ama şu taşçıları orta şey, ilk çağdan kalan birimlerden kurtulmak istiyorum. Hemen şuraların koru şey dinini de değiştirelim. Gözüm Bizans'ın üzerinde. Yani ilişkileri şeyin üzerinde tutacağız. Şu an bize saldıramaz ama ben istediğim anda ona hakaret edip sen aşağılık bir adamsın deyip saldırabilirim. 2,5'lük kat kazanmaya da başladık. Ya işte ordunun maaşını kısmanın en büyük sıkıntısı saldırırlarsa moral olmadığı için patlayabiliriz. İttifak oluşur Sırbistan.
Bu önemli bir şey. Şimdi Sırbistan ittifak alıp buna girsek nasıl olur? Şimdi Efrak çok güçlü. Efrak'ın fazlasıyla askeri var ama Sırbistan ondan daha da güçlü. İşte burada iş birazcık Bizans'ın nasıl bir durumda olacağı ile alakalı. Şu an ittifak teklifini maalesef ki reddedeceğim. Son şeyleri de alalım. Zaten asker sayımı kendim arttıracağım. Okçuların gelmesiyle beraber Bizans'a patlarız. Kafamda bir strateji yoktu. Lakin oynamıştım. Bu senaryoyu bayağı bir oynadım. Ona göre de bakıyorum. Yani öyle en mükemmelini herhalde kasmaya çalışsak çok daha kısa sürede daha iyi yerleri fethederdik. Evet, dinlerle alakalı şeyimiz bitti. Hemen bir kısa bir vergilendirme. Bursa'dan birazcık vergi alırsak, vergi yatırımı yaparsak doğrudan direkt gelir elde edecek miyiz? Hayır. Çünkü Bursa'da galiba yatırım yok. Evet, yatırım yok. Bina yapabiliriz. İlk ve en mantıklı yatırımlardan birisi tabii ki vergi oluyor. Anıt değil, pardon. Dur, hemen göstereceğim. Aa, yok muydu? Aa, daha gelmemiş. Şey. Neydi onun ismi ya? Araştırmada görebilir miyiz? Aa. Şey işte ya, para veren bina. Tapınak. Tapınak. Evet, tapınak yok. Tapınak olsun. Olacak. Şu an Eflak'la olan ilişkileri ne alemde bu arada? Eflak duruma göre şey yapılabilir çünkü. 80'de de o bitiyor. Uzun sürüyor ya. İnanın çok uzun sürüyor. Saldırmazlık anlaşması zaten bizim 70'te bitiyor. Yani yakın zamanda orduyu açmam gerekiyor. Evet, saldırmazlık anlaşması sona erdi. Bu demek oluyor ki orduyu artık artırmam lazım. Çünkü öyle hemen moralde olmuyor. Biraz zaman gerekiyordu. Şimdi o Bizans'ı arama aslında şu an çok iyi. Ama belki ona saldırıp hızlısından bir alabiliriz. Ya da Hamit'se saldırabiliriz. Bakacağız. Bu teknolojinin gelmesi pek çok şey değiştirecek. Bir de Bursa'ya bir tane şey atalım. Neydi o? Okul. Okul. Gerçi o da yok ya. Evet, tapınak bu arada. 0.15 gelir veriyor. Abi okul da yok. Oo. Okuma yazma oranımız. Ha, burada varmış. Kütüphane. Tamam, bir tane kütüphane atalım. Onun bir tık erken gelmesi çok işime yarayacak. Tabii ki bu da geliri azaltacak. Ona da ek önlem alırız. Candaroğlu'na da belki saldırabiliriz. Bakacağız. Tabii bir gözümüz de yine burada. Menteşe Beyliği. Manpower'ımızı da doldurduk. Ya en büyük bize getirisi olacak devlet tabii ki de Bizans'ı yemek olur. Bizans'ın çok fazla parası var. Okçu geldi. Çok iyi oldu. Alayları buradan otomatik yükselteceğiz. Şimdi artık ordumuz nispeten daha iyi. Tabii buradan sonrasında Hobbit sınıfından mızrakçılara geçmemiz lazım. Rezil durumda o. Paramız da geldi. Burada 150 dukat veriyor direkt. Yani oradan gelen parayı da tabii ki kullanacağız. Ve tapınaklar geldi. Bu zımbırtı çok iyi. Şu an daha da paranın eksiye doğru gitmesi araştırmaya bir bina ayırdık ondan dolayı. Başka nereye yapabiliriz? Gebze gelişmiş yer mi? Yok. Aslında evet ama. Yalova, Bandırma, Balıkesir, Polatlı. Yani öyle çok da aman aman yok. Saldırmazlık paktı yolluyor. Ama bu sefer de ben kabul etmeyeceğim. Aslında bir Anadolu Savaşı yapıp dönsek güzel olur. Ama Hamit'si bitirebilir miyiz bilmiyorum. Şu an birimlerini göremiyoruz. Sadece süvari var. Aa, 20 adet şövalye var. Görebiliyormuşuz. Ama 15 adet şövalye, 4 adet hoplit, 10 adet ağır piyade, 7 adet okçu, 6 adet de mancınık var. Bu bizden daha büyük bir orduya sahip bu arada. Hani tabii bu değerler 15 ila 17 arasında mı? Yok, pardon, 15 saldırısı var. 21 savunma. Pardon. Evet, sayısını görmemişiz. Tamam. Yani o kadar da fazla olamaz muhtemelen ama bakalım. Tamına da yaptık. Asker sayımı artırıp savaşlara girmek istiyorum artık. İlk hat şu an bayağı sıkıntıda ama okçu hattı da sıkıntılı. Şu an destekte 10 tane var. Savaş genişi 16. Dolayısıyla 6 tane daha okçu almam gerekiyor. Okçuların hata da gayet iyi. Hiçbir sorun yok. Param eğer eksiye doğru giderse tabii ki de şeyden kısmı yapacağım. Alay sınırıma da ulaştım. Tam limitteyiz. Şu an patlamaya hazır bir bombayız. Ya patlatırsak Bizans'ı patlatmak güzel olur. Onun teknolojisi onu önde tutuyor. Yani Hamit'si patlatabiliriz. Ama bunu yaparken de ordu bakımını belki arttırabiliriz ya. Ordu moralini arttırıyor. Bilmiyorum. Bakalım. Eğer ki alabilirsek çok güzel olur çünkü. Bizans'a daha sağlam girmiş oluruz. Ya, muhtemelen alacağız. Sana da hemen bir rekabeti ilan edelim. Zor bir savaş olacak bakalım.
Of 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 of. O kadar ucu ucuna ki. Şimdi hemen kovalayacağız ve ordu bakımını fulleyeceğiz. Şimdi düşmanlarımızı teke indirmemiz gerekiyor. Demiştim sağlam orduları var. Tamam, düşmanlarımızı teke indirdik çok şükür. Şurayı hemen bir kuşatalım. Daha fazla savaşmaya gerek var mı? Var. Tamam, çok güzel. Şimdi toprak alıp savaşı bitirelim. Askeri gelişme harika haber. Evet olur. Ordusunu wipe'ladım. Çok güzel. Yine birleştirmeden izin vermedik. Ve savaş bitti. Daha fazla zayiata tabii ki de gerek yok. Hepsini alıyoruz. Ya bu ikinciden toprak almam olayı biraz kötü olmuş ya. Yani daha fazla hani olabilirmiş. Şu da bir işe yaramıyor tabii ki. Sadece göstermek için yaptım. Manpower'ımız bitti. Bundan sonra birazcık yatış var. Vergilendirme düzeyini normale çekeceğiz. Şu an neyden? Araştırmadan. Okey, araştırmayı düşürürüz. Biraz açığımız var. Şimdi Bizans'a da bir bakacağız. Bulgarlarla da ilişkiyi geliştirelim. Sırplarla da. Bizans'a zaten ilişkim iyi durumda. Herhangi bir sorun yok. Hamis'e tekrardan vurabilirim. Ve bundan sonrasında aslında vurmamız gereken belki Candaroğulları olabilir. Ama dikkat edelim. Bazen saçma sapan devletçikler de geliyor. Yani maksimum insan gücü 5 yıl. Bu o kadar da önemli değil. Zaten savaşmayacağız. Evet, bu geldi. Şimdi burada alınması gereken direkt bu. Sebebini söyleyeyim. Savaş genişliği. Aslında ekonomi de alınabilirdi ama savaş genişliği çok 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 önemli. Görevlere de bir bakalım. Harika haber. Güzel. Alay sınırımız daha da fazla arttı. Birazcık manpower sorun. Hatta ekonomi de büyük bir sorun. Ama şimdi şöyle bir olay da var. Teknoloji geldiği vakit parayı buradan hemen alabileceğiz. Hamit'se vurabilirsek vuracağım. Savunma paktı var gerçi Karamanoğlu'yla ama bilmiyorum. Hatta bunların ikisi şu an bana saldırırsa alır. Öyle büyük bir sorunumuz var. Savunma paktı istiyorum. Bulgar İmparatorluğu'yla olabilir mi? Aydınoğulları. Aydınoğulları'na saldırmayı düşünüyorum. Aslında Eretna İyi alsak Memlük'te sınırız. Memlük'le aramız nasıl? Memlük'le aramız iyi. Bir savunma paktı olabilir mi? Duruma göre hemen bir improve atalım. Bizi patlatabilirler belki. İyi savunma yapmamız gerekebilir. Şu an ordu bakımını da düşüremiyorum. Gerçekten saldırıp bizi imha edebilirler. Eretna'ya ilişki. Yok, rakipmişiz zaten. Olmaz. Karamanoğlu'yla ilişki kasalım. Maaşı kısamıyorum. O biraz sıkıntı. O Bizans aramız çok kötü ve Eflak ve Teselya ile müttefik olmuş. Oo. O nasıl iki tane müttefikim var? Ha, biri savunma ittifakı, doğru. Aynı şekilde ben de bir savunma paktı istiyorum. Mümkünse. Şu an işte işler birazcık istemediğimiz yere doğru gidiyor. Bizans bir anda bizi rakip belledi. Valla çok büyük bir sorun ama biz de onu rakip olarak alacağız. Savaş genişliği ve limitimiz ne kadar? Limitimiz 45. Okçu sayısını dediğim gibi arttırabildiğimiz kadar arttıralım. Hatta bir düzenimize tekrar bakalım mı? İlk hat 18, destek 5. Güzel yani. 16 şeyimiz var. Savaş gelişi 20'ye çıktı ama. Dolayısıyla yine okçu alacağız. Ama paramız yok. Paramız gelirse okçu da alırız. Teknoloji çok önemli. Teknolojiye yatırımlarımızı devam ettireceğiz. Ve Candaroğlu... dur. Buna çok gerek yok. Ya bu... Bilmiyorum, rakip de ilan edildi. Teselya'yla savunma paktı mı var, ittifaklık mı? Savunma paktı var. Güzel. Bu da demek oluyor ki aslında Teselya'nın gücü o kadar da fazla değil. İstanbul'u fethedebiliriz. Efrak'la olan savunma paktı ne zaman bitecek? İttifaklık 80'de. Yani birazdan bitecek. Yani bir all-in atıp Bizans'taki ordusunu wipe'layabilirsem bu iş olur. Ama yapmak çok zor olacak. Ve mızrakçı teknolojisini açmamız gerekiyordu onun için. Bilmiyorum. Bir tık problem. Manpower'ımız da zaten aman aman yani ucu ucuna dolacak. Giderimiz de var. Asker sayımı eğer 45K yaparsam olur. Hamid'sin üzerine bakıyorum. Şu an savunma paktı var. 87'de de o bitiyor. Değişken piyasa. Okey. Danışman almak isterdim. Aslında danışman çok da iyi olur. Bilimlerin sağlısı 6-1 artı aylık araştırma veriyor. Para gelsin, bir danışman alabiliriz.
Yani şu an araştırma tabii kısık olmasının sebebi bu ama maliyeti kısmamız gerekiyordu. Şimdi Sırbistan savunma paktı diyor. Olur. Savunma paktına okeyim. Bu en azından bize saldırılacaklarsa şey yapar. Hatta ittifaklık ister misin? Ya da Bulgar sen ister misin? Hayır. Bunların ittifakı var. Burada en zor kararları en güçlü iradeler verir deyip İstanbul'u fethetmeye çalışsak mı? Şimdi 22K senin var, 29K senin var. Ki alay sınırında durduklarını biliyoruz, hatta geçtiklerini biliyoruz. Eğer ordularını verip büyük patlarım. O yüzden sizi riske atmayalım. Bir yandan Menteşe ve Hamits'i gözüme kestirdim. Aynı zamanda da aha da avantaj. Fırsat, fırsat, toprak, toprak. Ver. Allah'ım. Çöke. Yani şunu bile alamıyoruz doğru düzgün. Gördüğünüz gibi. Çok kayıp veriyoruz. Çöke. Aa, bir dakika niye? Maliyet. Aa, ordusunu mu kesmem lazım bunu? Dur bakayım. Tamam, imha edelim. Sinop'a da alalım. Sorun yok. Galiba yetmeyecek ya. Onu aslında mirasla yapabilirim onu. Dur bakayım. Toprak alımı ile alakalı çünkü bir olayı var bunun. Yağma vasallar dipin başkent kralı. Toprak başına şey var da onu arıyorum. Vergi verimliliği bu da değil. Savaş genişliğini alamam zaten. Ya o teknolojiden geliyor da belki burada da vardır diye baktım ama. Burada en mantıklısı aslında disiplindayım. Yok, buradan olmayacak belli ki. Askeri üstünü alalım. Tamam. Ho. Sinop'u da alamıyorum artık. Harika. Parasını alayım bari. İyi. Savaş tazminatı fena da olmaz aslında. Nasıl olmaz ya? Aslında Sinop en gelişmiş yeri Sinop mu? Hayır ama binalar Sinop'lu. Bir saniye. O zaman. Biraz çirkin gözükme pahasına. Ben bunu kabul ederim dayı. Sinop'u alırım. Hatta Bafra'yı alabilir miyim? Hayır alamam. Okey. Sinop'u alacağız. Bu şekilde bir anlaşma istiyorum. Yani Sinop bize tabii ki o kadar kazandırmayacak ama Word. Şu an hazinemiz birazcık para gördü. Ordu sayımızı daha da fazla artırmamız lazım. Çoğalt diye savaş yememiz çok yakın AI'lardan. Hiç affetmiyorlar. Yani direkt saldırabiliyorlar. Dikkat edeceğiz. Aydınoğlu. Tamam, Karamanoğlu'yla arayı çözdük. Bununla çözemeyeceğiz. Bizans'ı da saldırmak için hazırlanıyorum şu an. Asker sayımı toparlayayım. Halledeceğiz. Buraları korladıktan sonra araştırmanın geri kazanımı için deneme yapacağım. Bulgar İmparatorluğu'na saldırdılar. Bizans girdi. Aslında bu fırsat olabilir mi? Bilmiyorum. Biz orduyu yakından takipte tutalım. Eğer ki Bulgar sürpriz yapıp bu savaşı kazanırsa biz de buradan gireriz. Çünkü Teselya kendi müttefikiyle savaşıyor diye görüyorum. Hayır. Valla olmayacak iş değil de işte ikinci el müttefikleri çok büyük bir problem. Zaten ben Bizans'tan değil onun müttefikinden korkuyorum. Bu bir tık problem. Ve tam ordu potansiyelimizde değiliz maalesef. Bizans saldırmış bir de. Oo. Güzel. Agresif genişleme aldı. Biz Bizans'a doğru gidebiliriz belki. Şu an agresif genişlemesi ve biraz da savaş yorgunluğu var. Dikkat edeceğiz. Ya Bizans olur da bir savaş kazanırsak çok ciddi toprak alabiliriz demek oluyor. Teselya'yla olan ittifaklığın ne zaman bitiyor acaba? 92'de. Aslında çok da uzun değil. Yani bu o kadar büyük bir problem değil. Oha. Oh. Ama çok ordusu olmayabilir ya. Bakayım 118. Ya çok adam çıkaram. O kadar adam çıkaramaz da Bizans artık çıkarır. O yüzden Bizans'ın bir an evvel fişini çekmek gerekiyor. Şuraların hemen korunu gelsin. Teknolojiyle artık bu kadar yalap şap yapamam.
dikkat etmem gerekiyor. Sadece ki eventleri unuttuğum oluyor. Onu yorumlara yazmayıp unutuyorum yani böyle. Unutuyorum. Gözümden kaçıveriyor. 5. Az bir canı kaldı. Şu ittifaklı kırarsa. Ya bire bire çıksam çok rahat yeneceğimi düşünürüm ama işte bire bire çıkarttırırlar mı? O biraz sorun. Aydınoğullarına da aslında saldırılabilir. Ve bunu ilk fırsatında gene vururuz. Yani şimdi şöyle. Aydınoğullarına girsek Hamits. Hamits'i almak daha mantıklı. Hamits'in daha büyük bir gücü var. Ve Hamits'i dövebilirim çok rahat. Ama şu orduyu birazcık daha reforme etmem gerekiyor. Ve şu korları atmam gerekiyor. Ki gelirimiz de doğru oranıyla artabilsin. Aynı zamanda miras da geliyor. Miras da çok önemli bir şey. Ya şunu şu şekilde direkt eksiye götürüyor. Ama araştırma tabii ki direkt artı 33. Hatta belki birazcık şu teknolojiyi açabiliriz. Ne zaman açıyor? Hızlı açtığını söyleyebilirim tabii ki. Ama önce core'larımız bitmeli. Sardunya Krallığı. Enteresan. 91 yenilediniz mi ya? 92. Valla Kor'dan daha önemli bir şey varsa o da Bizans'ın şeyi fethedilebilir olduğu şu an. 1, 2, 3, 4 ondan. Geri kalan da ARP yani. Bir tane şövalye. Limite doğru yaklaşıyoruz. Geri kalanı da ARP yani. Savaşta Mora yüzünden savaşa girdi. Hatta evet. Hatta dur bakalım. Manpower'ını eritecek gibi. Orada Tesalya'dan biz bunu hızlarız gibime geliyor. Dur bakalım. Önde APD'ye. 26-20 yaptık. Gayet güzel bir trumpet var. Harika. Şimdi bir ufak risk faktörümüz var. Orduyu fulluyoruz. Rekabet var değil mi? Var. Evet güzel. Savaş ilan ediyoruz. Hemen almaya çalışacağız. Bizans ordularını hemen bir dövebilirsek çok güzel oldu. Bizans ordularını imha etmeye oynayacağız. Bir bir eğer hani ordularıyla eşit karşılaşabilirsek çok güzel olur diyecektim. Ve karşılaştık. İstanbul'u fethediyoruz. Aa mızrakçılar geldi. Alayları yükseltebiliyor muyuz? Lütfen yapalım. Altın yok. Onun ordusu dert değil o kadar. Kazandık. Aile. İstanbul fethedilmiştir. Harika. Hepsini alabiliyor muyum? Hayır. Tamam böyle bir anlaşma yapmayalım zaten. Bunu boyayalım. Şöyle. Para da istiyorum çünkü. Aylık gelir 98'e kadar. Yani 5 yıl boyunca bir dukat daha veriyor. O yüzden bunu da alacağım. Makul. Çok makul bir anlaşma oldu. Dayat talepleri. Ve İstanbul'u da fethetmiş olduk. Tamam çok güzel. Şimdi sınırımızdaki ülkelerle ilişkilerimizi hemen bir geliştireceğiz. Özellikle Efrak tarafından biraz tırsıyorum. Ve Memlüklerle aslında bir savunma paktı veya saldırmazlık anlaşması o da mümkün değil. Okay. Maaşları düzene sokalım. Şu an gayet iyiyiz. İstanbul'u aldık. Başka ne yapabiliriz? Korlayacağız. Avantaj puanları geldi. Çok güzel. Hemen parayı seçeceğiz. Valla önce core atmak daha mantıklı oluyor. O yüzden core atacağız. Çünkü core isyana da sebebiyet veriyor. Din ayrı bir şey. Hem dini de yapacağız. Yani bunların ikisi %60 oranında bir hani vergi kesintisine sebep oluyor. Dolayısıyla topraktan çok iyi kazanamıyoruz. Ve İstanbul aslında oyundaki en gelişmiş şehir. 50 bin nüfusu var. Burayı hemen Türkleştirirsek çok büyük avantaj elde ederiz. Değil mi? Kıbrıs Krallığı ile ittifak olmak zerre istemiyorum. Ve miras geldi. Şimdi mirastan ne alabiliriz? Alay sınırı artı 10. Evet bu çok mantıklı olur. Ve kuşatma saldırılarında da işimize yarayacak. Bulgarlar aramız iyi. İlk fırsatta yine Yunan'ı Grek Bizans'ı yiyeceğiz. Daha doğrusu doğru ama Bizans. Ya bilmiyorum niye Bizans diyorsak. Roma hatta. Doğu Roma denir. Ama orijini de Roma'dır. Roma mıdır? Roma'dır. O ağız alışkanlığı ya.
Yani Fatih'in aldığı, yıktığı Bizans değildi. Roma'ydı. Değil mi? Ben paramız oldu. Bölümünde burada yavaştan sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde şey yaparız. Direkt beylikleri toparlarız. Sırbistan, Eflak, Boğdan falan takılırız. Aşağı doğru ineriz. Bir sol, bir sağ, bir sol, bir sağ. Zaten açılışı bu şekilde de kurtardık. İstanbul'u fethettik. Ve çok rahat. Evet. Ya bu oyunun açıkçası söyleyeyim sevdiğim tarafı şu. Basit ve kafa dağıtıyor. Gerilmiyorsun dayı. Yani oradan şu mu olacak, buradan bu mu olacak bilmiyorum. İkinci kanala yeni videolar, Age of History 3 videoları gelecek. Şu an bu ana kanalda olacak tabii ki. Ama ikinci kanala videolarımız gelecek. Açıklama linkten de ikinci kanalımıza takip edebilirsiniz. Age of History 3 videoları A4 yakın süreçte gelecek. Bakalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Like ol, atıp abone değilsen de abone olursan mutlu edersin beni arkadaş. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.